Cümleten selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün hava güzel, öyle bir çıkayım dedim. Hem de size video çekeyim istedim. Videomuzun konusu geçen videomuzun devamı olarak 30.000 TL'ye alınabilecek motosikletler. Yalnız geçen videomda şöyle yorumlar gelmiş. Sanki başka motosiklet yokmuş gibi Honda ve Yamaha'dan çok saçma video olmuş filan diye. Arkadaşlar ben en başında belirtiyorum. Bakın Honda ve Yamaha'dan söyleyeceğim diyorum. Alternatif motosikletler var diyorum. Siz isterseniz alternatif motosikletlere de bakabilirsiniz. Ben Honda ve Yamaha'dan bahsediyorum diyorum. Yine böyle de yorumlar geliyor. Ya benim bu dediğim yeri izlemiyorlar, atlıyorlar. Ya da sırf yorum olsun diye yorum yapıyorlar işte. Neyse, bugünkü konumuz da 30.000 TL'ye alınabilecek motosikletler. Yamaha ve Honda'dan bahsedeceğim yine. Ve alternatif olarak da bildiğim birkaç tane motosikletten bahsedeceğim. Çin motorlarını yine karıştırmamaya özen göstereceğim. Yok mu? Var. Çin motoru da var. Alınmaz mı? Alınır. Tercih meselesi. Burada hemfikir miyiz? Kabul ettik mi? Tamam, başlıyorum şimdi. Arkadaşlar, Honda'dan 30.000 TL'ye kadar yeni baktığım ilanlar doğrultusunda öncelikle scooter'dan bahsedeyim. Scooter arkadaşlar PCX'in ilk ve ikinci kasasından alabilirsiniz. Şimdi ilk kasası LED far olmadığı için ikinci kasasını tavsiye ederim. Yalnız ilk kasası kötü müdür? Değil. İlk kasası da güzel. Ama ikinci ve daha sonraki kasalar, 4 kasadan oluşuyor onlar. İkinci ve daha sonraki kasaları LED farlı. Hatta son kasası artık, yani çok güzel. İkinci kasasını almanızı tavsiye ederim. Olmadı, ilk kasasını da alabilirsin. Sıkıntı yok. İlk kasası da güzel motosiklettir. Spacey Alpa, onu da alabilirsiniz. 110'luk. O da gayet güzel. Kuryecilerin çok tercih ettiği motosikletlerden birisidir. Üçüncü olarak CVR 125. CVR 125'in bu kasası ama 2011 ve sonraki kasaları 30.000 TL'ye kadar bulabilirsiniz. Düzgün temiz bir şey bulursanız alabilirsiniz. Dördüncüsü CVR 250R, bulabilirsiniz arkadaşlar ama temizliğini bulmanız sizin için çok iyi olur, yoksa çok uğraştırır sizi. CVR 250R da bulabilirsiniz. Yani Honda'da 4 tane motosiklet: PCX, Alfa, aman ablacığım, CVR 125 ve CVR 250R. Oğlum, korkutuyorsunuz bak. Yamaha'ya gelecek olursak, Yamaha'da da arkadaşlar NMAX maalesef baktığım zaman bulamadım, göremedim. Ama XMAX var. XMAX'in ilk kasaları var. İlk kasaları da gayet güzeldir. Biraz kibardır. Böyle hani daha çok şöyle örnek vermek gerekirse, hani bisikletten örnek vermek gerekirse, bisiklet üretirler, bir bayan için bir de erkek için üretirler ya. Yani bu XMAX'in ilk kasaları bayan için sanki. XMAX 250 ilk kasalarından olabilir. Gayet güzel bir motosiklettir. X-City, o da olabilir. O da gayet güzel bir motosiklettir arkadaşlar. Onun haricinde Yamaha R125 bulabilirsiniz. İlk kasalarından bulabilirsiniz. Onu da yeniden belirteyim. Yamaha R125'in ilk kasaları. Başka da Yamaha'da bulabileceğiniz güzel bir motosiklet yoktur. Yani daha doğrusu varsa da benim size tavsiye edebileceğim başka bir motosiklet yoktur. Şimdi bunların haricinde başka neler tavsiye edebilirsin derseniz, mesela arkadaşlar KTM 125 Duke, KTM 200 Duke, bunlar da alınabilir. Yalnız şunları göz önünde bulundurun. Bunların parçaları KTM'in pahalıdır. Alınmaz mı? Alınır. Gayet güzel motosikletlerdir. Peki bunun haricinde tavsiye edebileceğim var mı? Var. Bajaj. Bajaj NS200 alınır arkadaşlar. Hatta ABS'lisi bile denk gelebilir. RS200 alınır. Bulabilirseniz, ki var yani, baktım. RS200 de alınır. Yani bu motosikletler 30.000 TL bandında alabileceğiniz motosikletler. Başka alternatifler tabii ki de var, mevcut. Benim yine dediğim gibi size tavsiyelerim bu motosikletlerdir diyorum.
ve videomu daha fazla uzatmadan videomun sonuna geliyorum. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanet olun. Keyifli sürüşler diliyorum. Haydi eyvallah.